Vallahi bu ne yaptığımı ben de farkında değilim. Sevgili Göksel Burtuloğlu. Efendim Güneş Aran'ın yiğit delikanlısı Murat Çoğun tabiriyle. Başkan hoş geldin. Nasıldı atmosfer? Şu an senin izlenimin, fikirlerin benim için önemli. Duygularını alabilir miyim? Ya duygularımı şöyle dile getireyim. Mübarek Ramazan ayının bugün 11. günü. Ramazan gayet güzel gidiyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun iftarındayız. İnanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir sahiplenme, inanılmaz bir duygu patlaması. Fenerbahçe maçının akabinde böyle bir şey olması gerçekten burayı bir muhteşem ortama dönüştürdü. Yani ne diyelim, biz her zaman dostluktan, kardeşlikten, sevgiden, sporun iyi tarafındayız. Kötülükleri telaffuz etmek istemiyoruz. Böyle güzellikleri bu mübarek günde yaşayalım, yaşatalım. İnşallah saygı, sevgi içerisinde. Ben her zaman şunu diyorum. Spor bir oyundur, oyuncak değildir. Lütfen bu oyunu sahada oynayalım, saha dışına yansıtmayalım. Tekrardan tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutluyorum şimdiden. Tutacağımız ve tuttuğumuz oruçları Allah kabul eylesin. Amin. Başka demin işaret edin. Şimdi dikkatimi çekti. Tripod alırken de düşmedi. Bu ne? Bu ne? Oo, Azmi bana dikkat et. Başkan çok teşekkür ediyorum. Bir hediye getirmiş bana. Şimdi demin işaret ediyordu. Tripodu aldım. Şimdi bak ne yazıyor oraya. Şimdi önce onu aç bak ne yazıyor. Güneş Ara. Az önce Güneş Ara'dan bahsettin, evet, değil mi? Evet. Yani değil mi? Onu bırak. O bana özel. Bırak. Efendim çok teşekkür ediyorum hediyen için. Bu Trabzon Köprübaşı el yapımı. Her zaman diyoruz ya Güneş Ara merak edenlere soralım. Güneş Ara dediğimiz yer Köprübaşı'nın eski ismidir. Bizim çocukluğumuzda, bebekliğimizde böyle duymuştuk. Onun için hala böyle telaffuz ediyoruz. Tabii ki Köprübaşı bizim ilçemizdir. Çok teşekkür ediyorum. Hanım rahat ol artık. Mutfakta en büyük yardımcın geldi. Yalnız çok dikkat etsin. Çok keskindir. Yemekleri ben yapıyorum. El yapamadır. O zaman sen dikkat et. Başkanım gidiyormuş. Azmi baş başa kaldık. Azmi başkana başarılar diliyorum. Azmi dikkat et. Bak ona göre konuş. Bu arada Azmi başkan da çiçeği burnunda başkan. İşlerimizin yoğunluğundan gidemedik ama burada kutlamak nasip oldu. Taşıdım başarılı bir arkadaşımızdır. İnşallah o seviyeyi çok daha yukarı çekeceğini tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili başkan bak dikkatli konuş. Elimdeki hediye sen gördün. Başkanım beraber geldik. Her ne kadar beni geç bıraktınsa da katıldık, yetiştik. Duygularını alayım. Kalabalık nasıldı? Gerçekten öncelikle bu mübarek Ramazan ayında Trabzonluların olağanüstü bir kalabalıkla, olağanüstü bir heyecan vardı burada. Bir de Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra Trabzonlulara, Trabzonspor'umuza saldırılarından sonra burada Trabzonluların birlik beraberlik içinde olmaları ayrıca muhteşemdi. Her türlü siyasetçi arkadaşlarımızın, dostlarımızın, abilerimizin, Trabzon'un kanaat önderlerinin olduğu bu mübarek Ramazan ayında burada gerekli mesajlar verilmiştir. Buradan Ahmet Bey şunu da belirtmek istiyorum. Trabzon Türkiye'nin tesisidir, simontosudur. Bunu herkes böyle bilsin, haddini bilsin. Kimse Trabzon'u küçümseyemez. Televizyonların önünde sosyal medyada şaklabanlık yapanlar tek tek özür dilemeye başladılar. Öyle klavye delikanlı kimse de yapmasın. Herkes haddini bilsin. Zaten biliyorsunuz İsmail Şatıroğlu başkanımız Trabzonspor hakkında gerekli açıklamaları yaptı. Başkanımızın her zaman emrindeyiz. Kendisiyle de gurur duyuyoruz. Bu geleneksel iftara gelenlerin hepsine de ayrıca teşekkürler ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Allah birlik beraberliğimizi daim eylesin. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Başkanı kaçırmadan başkanı yakalamam lazım. Evet bizi izlemeye devam edin.